Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün bomba gibi video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün bana soruyordunuz, Rusça nasıl konuşuyorsun? Rusçayı nasıl öğrendin? Neler yaptın? Nasıl öğrenebiliriz? Gibi şeyler. Ben size bugün Rusçayı öğrenmenin en pratik 7 yolundan bahsedeceğim. Rusça öğrenmek kolay ama neye göre, kime göre, neler lazım? Size bugün güzel bir açıklık getireceğim ve bu videodan sonra Rusçanız daha ilerleyecek. Rusçayı nasıl öğreniyorsanız daha hızlı öğreneceksiniz. Kesinlikle bana inanın, bilgiler çok önemli olacak sizin için diyorum. Ve direkt videoya başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Direkt başlayalım. Şimdi ilk olarak, bu çok önemli, direkt birinci maddeye koydum. Direkt sona bekletmedim. Direkt sona koymadım. Gramerini unutun. Neden? Şimdi mantıken arkadaşlar, dışarı çıkıyorsunuz. Dışarıda geziyorsunuz. İşte insanlarla konuşmak istiyorsunuz Rusça. Sizin orada ne dediğiniz mi önemli? Ne kadar doğru konuştuğunuz mu? Yani doğru konuşmak tabii ki de gramer, bakın, lazım. Ama arkadaşlar, Rusça konuşmak için kelime bilgisi lazım. Rusça konuşmak için pratik lazım. Rusça konuşmak için özgüven lazım. O yüzden gramatiği sonraki hedefinize koyun. Sizin dışarıda kimse senin, mesela örnek verin, bir diyalog yapalım. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyi. Nereye gidiyorsun? Ben gitmek buraya istiyor ama bilmiyor. Ha tamam, bitti, bu kadar. Örnek verdim size. Size dışarıda kimse gramatik sorgulamayacak. Kimse size gramatiğinizin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğunu sormayacağı için sizin ilk zamanda gramatiğe kafayı takmanız kesinlikle gerek yok. Kesinlikle kelime ezberlemeniz yeterli olacak. Gramatiği kesinlikle unutmayın. Gramatik tabii ki, ama aşama aşama gideceksiniz. İlk önce alfabeden başlıyorsun. Sonra alfabe okumalarına geçeceksin. Vurguyu öğreneceksin. Vurgu çok önemli Rusça'da. Daha sonra biraz kelime bilgisi yapacaksın. Günlük kullanacağın kelimeleri öğreneceksin. Daha sonra cümle kurmayı öğreneceksin. Yani gramatiği tabii ki de lazım, ama senin ilk başta daha geldiğin gibi işte padejler, işte onlar, bunlar, şunlar, sesin şu nasıl geçiyor, bu hangi kural, bu böyle falan, bunlar senin kafanı karıştırır. O yüzden ilk zamanda gramatik şart değil. Bakın, ilk başta pes ediyorsunuz. Neden? Çünkü gramatik çok zor geliyor size. Ben size örnek vereyim. Türkçe'de bilmem ne tümleceni biliyor musun? Mesela bilmiyorsun değil mi? Sadece sen onu 6. sınıfta öğrendin ama Türkçe konuşabiliyorsun. Bu kadar basit. O yüzden size bunlar önemli değil ilk başlarda. Daha sonra tabii ki de zamanla öğreneceksiniz bunları. Dışarıda konuşarak da öğrenebilirsiniz. Çünkü karşınızdaki insan zaten size bunu düzgün bir şekilde söyleyeceği zaman sizin psikolojik olarak burada kalacak o doğrusu. O yüzden çok fazla gramatiğe ilk başlarda kafanızı takmayın diyorum ve ikinci maddeye geçiyorum. En başta ne öğrenmemiz lazım? İkinci maddede de alfabeyi koyuyorum. Arkadaşlar, alfabe dilin en başındadır abi. Alfabeyi öğrenmeniz lazım. Neden? Çünkü her dil alfabeyle başlıyor. O sırayı sakın atlamayın. Neden? Çünkü hem Rusça Kiril alfabesi. Siz İngilizce'de Latin gibi okuyamazsınız onu zaten. Bir mesaj yazacaksın. Nasıl yazacaksın? Allah için bir mesaj yazacaksın. Nasıl yazacaksın? Latin alfabesi değil. Latin alfabesi olmadığı için yazamayacaksın. O yüzden ikinci maddede bunu söylüyorum size. Alfabeyi kesinlikle atlamıyorsunuz ve alfabeyi öğrenmek için şurada bir videom var benim. 10 dakikada alfabeyi öğretiyorum size. Çok kolay, çok basit. Onu da atlamadan alfabeyi öğrenmenizi istiyorum. Bunu da izleyin. Bu video, bu taktik size alfabeyi 10 dakikada öğretir. İstiklal Marşı'nı yazıyorsun, bitti. Dediğim gibi videoyu izleyip alfabeyi öğrenebilirsiniz diyorum. Ve üçüncü maddeye geçiyorum. Alfabeyi öğrenmeden atlamayın. Üçüncü maddeye geçmeden önce arkadaşlar, benden Rusça özel ders almak isteyen, benim farklı modern tekniklerimle eski dersler gibi gramer sıkıntısı çekmeden özel ders almak istiyorsanız benimle Instagram üzerinden iletişime geçip detayları konuşabiliriz diyorum ve üçüncü maddeye geçiyorum. Arkadaşlar, bol bol dinleme alıştırması yapıyorsunuz. Örnek veriyorum. Mesela siz Türkçe'de bir radyoda bir müzik dinlerken buna alışıyorsunuz. Hiç müziği açmasanız bile, hiç müziği dinlemeseniz bile siz bunu zaten psikolojik olarak aklınıza bir yere sınıyor değil mi? Aynı şekilde Rusça'da da öyle. Mesela herhangi bir Rusça bir şarkı arkada çalsın. Siz zamanla buna alışın. Sevdiğiniz bir şarkıyı sözlerini açın, dinleyin. Okumaya çalışın, taklidini yapmaya çalışın. Bu da sizin aksanınızı da düzeltir. Ne kadar taklit yaparsanız o kadar iyi olacaktır sizin için. Ve bir zamandan sonra o sözleri otomatik söylemeye başlıyorsun. Çünkü şarkı hoşuna da gidiyorsa, rastgele bir şarkı değil, hoşuna giden tarz bir müzik olacak. Bu sizin psikolojinizi de düzeltecek. Dinlemeyi sevdiğiniz için hem de psikolojiniz düzelecek. O yüzden zamanla bunu öğreneceksin. Sonra ne yapacaksın? Bakın, burası çok önemli. Açacaksın sözlerini. İlk cümleyi ezberledin nasıl olsa. Bu psikoloji, bakın, beyinle oynamayı bilmeniz lazım. Açacaksın sözlerini. İlk cümleyi değil mi? Artık ezberledin, adın gibi biliyorsun. Şarkıyı adın gibi biliyorsun. Ama hiç açmadın sözlerini değil mi? Sözünü açıyorsun. O cümleye bakıyorsun. Yazıyorsun. Ne olduğunu, anlamını birkaç kere tekrar ediyorsun. Bakın, ne kadar zor olursa olsun sen onun anlamını unutmuyorsun. Ben de bunu buraya yazdım. Bu da benim taktiğimdir. Bu da gizli bir taktikti ama söyledim artık. Arkadaşlar, beyninizle oynadığınızda çok kolay çözüyorsunuz.
Bunu unutmayın. Bu da üçüncü madde olsun. Dinlemeyi unutmayın. Dördüncü madde arkadaşlar, hata yapmaktan korkmayın. Bakın sürekli söylüyorum. Gramermiş, şeymiş işte, dişil çekim, erkek çekim, cinsiyetler falan, Rusça'da var bunlar. Bunlardan korkmayın arkadaşlar. Bakın ne kadar hata yaparsanız öyle öğrenirsiniz. Hatalarla öğrenirsiniz. Benim mesela, ben günlük tutma taktiğim vardı. Ben ilk başlarda günlük tutardım. Şimdi dönüp baktığımda günlüğüm full yanlış. Bakın full yanlış. O yüzden hata yapmaktan korkmuyorsunuz. İstediğiniz kadar hata yapın. Hata yaparak öğreneceksiniz. Özgüvenli olun. Gidin konuşun. Sizin yabancı olduğunuzu herkes biliyor. Arkadaşlar bakın başka yabancılara, Türkiye'de nasıl konuşuyorlar. Bir tane düzgün kelime söyleyemiyorlar ama özgüvenli oldukları için hayatta kalabiliyorlar. Özgüvenli oldukları için konuşabiliyorlar. Benim de hatalı, ben de hatalı konuşuyorum bazen. Ama hiç umurumda değil abi, ben Rusça biliyorum, ben konuşabiliyorum. Ben kendimi seviyorum abi, ben kendim bunu bildiğimi düşünüyorum. Tabii ki de hatalar olduğunda ben bunlara göz kapatmıyorum yani. Ben biliyorum ya değil. Konuşabiliyorsun değil mi? Anlaşabiliyorsun değil mi? Ya da sen anlatacağın kelimeyi, unuttuğun kelimeyi başka şekilde anlatabiliyorsan karşı tarafa, biliyorsundur. O yüzden özgüvenli olun. Kesinlikle utanmayın, hata yapmaktan çekinmeyin. Beşinci madde, Rusça öğrenirken sürekli yapılan bir hata, ders çalışırken öğrenciler yazıyor, yazdı, içinden okuyor. Bakın bu da bir taktik. Bunları kimse size söylemez. Yazdığınız şeyleri sesli olarak okuyun. Evde tekseniz bile. Bu bir pratiktir. Dili alıştırmadır. Çünkü bazı telaffuz edilecek harfler, kelimeler zor çıkar dilden, değil mi? O yüzden bunun tekrarını yapmamız lazım. Yazdığınız kelimeleri, yazdığınız cümleleri kimseniz yoksa, kimseniz varsa karşı tarafa söyleyin. Kimseniz yoksa bunları sesli bir şekilde evde tekrar edin. Mesela örnek veriyorum. Я покушал. Bunu yazdım. İşte Я приехал домой. Я приехал домой. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Değil mi? Yazdınız. Я покушал. Bunları bu şekilde okuyun. Bu şekilde tekrar edin. Ağzınızdan o kelime çıksın. Çünkü karşılıklı olarak konuşurken sürekli ağzından sesli olarak çıkacak o kelime. Diliniz alışması lazım ona. O yüzden kesinlikle yazdığınız şeyleri sesli olarak tekrar edin. Bakın bu çok önemli. Pratik olacak size ve çok faydalı olacak. Emin olun, bunu da unutmayın. Bu maddemizde de arkadaşlar aslında az önceki söylediğimiz şarkı metoduna dönecek. Şarkı çevirisi yapın. Çünkü yine aynı şekilde ona dönüyoruz. Psikolojik olarak sevdiğiniz şeyleri yaparken daha iyi öğreniyorsunuz. Mesela sen rap ya da pop dinlemeyi seviyorsun. Pop şarkısının çevirisini yaparken sen daha iyi öğreneceksin. Hem onu arkadan dinlemiş olacaksın, hem de sözler sana ilginç gelecek. Ama burada en önemli şey argolu, zor kelimeli, çok hızlı şeyleri seçmemek. Basit, sakin bazı şarkıları seçerek bunları çevirebilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş yazın. Emin olun dolusuyla kelime öğreneceksiniz. Neden? Çünkü sen o şarkıyı dinlemeyi seviyorsun. Sen zaten o şarkıyı söylemeyi de seviyorsun. Melodisini de seviyorsun. Sözlerini de bilmek istersin. Ve bu psikolojiyle çalıştığında öğreniyorsun. Şarkı önerisi yapmamı istiyorsanız bunun altına yorum yapın. Onun için de ayrı bir video çekerim. Son maddeye gelecek olursak arkadaşlar, Rusça konuşulan bir yerde bulunmanız gerekiyor. Bu da çok önemli. Neden? Tabii ki de pratik. Tabii ki de Rusçayı çok iyi öğrenme. Tabii ki de çevre yapma. Tabii ki de Rus kültürünü tanıma. Sadece Rusça için değil, her şey için geçerli. Bir dili öğrenmek istiyorsanız zaten o dili yerinde çok iyi öğrenebilirsiniz. Senin Türkiye'de aldığın özel derslerin, işte gittiğin okulların, Rus dili edebiyatı okulsan bile Türkiye'de senin Rusçan o kadar iyileşmiyor. Neden? Senin Türk çevrende, çünkü annen baban var. Sen akşam eve gidince annen babanla konuşuyorsun, arkadaşlarınla konuşuyorsun. Rusçaya maruz bırakmıyorsun kendini. Maruz bırakman lazım. Dile maruz kaldıkça Rusça öğrenebilirsin. Bunu da buraya yazıyorum. Rusya'ya gelmek istiyorsanız web sitemizden, şurada yazan web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram üzerinden ya da yorum olarak bizlere yazın. Rusya'da okumak isterseniz de size yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Evet, bence çok değerli, altın değerinde bence bilgiler söyledim size. Umarım bilgileri tekrar edersiniz. Umarım bilgileri uygularsınız. Umarım size faydalı olur ve bana yorumlarda teşekkür ederseniz, bir de abone olursanız teşekkür ederim diyorum ve videoyu kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Tekrardan arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video fikirlerini aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.